Merhaba, bir kez daha Mutfakta Hilal Var'a mutfağıma hoş geldin. Bugün seninle beraber fesleğen soslu makarna yapacağım. Glütenli, buğdaylı, hamur işiydi, hepsini bugünlük bir kenara bırakıyorum. Çünkü bu soğuk kış günlerinde, pandeminin tam da orta yerinde kendimize ödül vermeye ihtiyacımız var. Fesleğen soslu makarna yapmak için bize gereken malzemeler bunlar. Organik kalem makarna, her zamanki gibi sade yağ, zeytinyağı, karabiber, tuz, kurutulmuş fesleğen, hazır fesleğen sosu, atalık tohumdan sarımsak ve lezzetine lezzet katmak için labne peynir. Tencere yarısına kadar su dolu, su fokur fokur kaynadığında önce 2 kaşık tuz, sonra 2 kaşık zeytinyağı ekleyeceğim. En sonunda da makarnayı koyacağım. Suyumuz kaynıyor, ben de bu sırada fesleğen sosunu yapmaya başlıyorum. Ben çok şanslıyım, elimde atalık tohumdan sarımsak var. Sos için ilk önce sarımsağı ince ince dilimliyorum. Sos için 5-6 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 yemek kaşığı sade yağ, 3'üne dilimlenen sarımsaklar. Sarımsakları yakmadan sakince kavuruyorum. Şimdi de sıra harika makarna sosumuzda. Kilo problemin de var. O zaman makarnayı al dente pişirmelisin. Çünkü tanıdığım İtalyan bir şef bu şekilde, yani diri olarak pişirirsen kilo aldırmayacağını söyledi. Sosa kuru fesleğen ekleyip lezzetine lezzet katıyorum. Sana ufak bir sır vereceğim. Kaynayan makarnanın suyundan 2 yemek kaşığı sosa koyarsan harika olur. Thank you.
makarnaya değil makarna sosu eklenir. Evime gelmesini özlemle beklediğim çok keyifli bir misafir gibi. Sana da tavsiye ediyorum. Makarnamın lezzeti her lokmasında seni sarsın sarmalasın. Sağlıklı, keyifli, huzur dolu günler diliyorum. Görüşmek üzere.